Kışın en güzel yemeklerinden bir tanesiyle karşınızdayım. Bence gerçekten kar deyince, kış deyince, soğuk hava deyince böyle en keyifli gruplarda yiyebileceğiniz, ortaya servis edebileceğiniz harika bir peynir fondü tarifiyle geldim. En klasiği, en basit haliyle yapacağım. Çok daha komplike, çok daha zor versiyonları var. Ama biz bugün evde sizin sanki İsviçre'ye gitmişçesine, gitmeseniz de, gitseniz de hiç önemli değil, orada hissettirecek bir tarifle karşınızdayım. 3 çeşit peynir kullanıyorum. Çok da maliyeti yükseltmeyeceğim. Tabii ki gönül ister ki böyle 1 kilo İsviçre peyniri kullanalım. Ama ben sizi bugün biraz daha az yorup, hafif tatla, biraz da böyle kaşar peyniri kullanarak yumuşatacağım bir tarifle karşınızdayım. Normalde Gruyer, Emmental, Comté gibi böyle daha yoğun, karakteristik, biraz daha keskin tatlı peynirler fondüde kullanılıyor. Biz bugün yine Türkiye'de marketlerde bulabileceğiniz Gruyer peyniri kullanacağız. Kars Gravyer'i de, bizim Kars Gravyer'imiz de çok yakın bir tat kendisine. O da bir aynı familyadan bir peynir. O da böyle keskin, yoğun, aromatik bir tada sahip. Eğer Gruyer peyniri bulamıyorsanız Kars Gravyer'i de kullanabilirsiniz. Ben Gruyer ve Emmental kullanacağım. Emmental de, Gruyer de dediğim gibi sert İsviçre peynirleri. Biraz daha aromatik oldukları için kullanıyorum ama dediğim gibi yine bugün biraz daha böyle kıvamı yumuşatalım, bütçenizi de düşürelim diye içine ben kaşar peyniri de kullanacağım. Ama dediğim gibi aşağıya kullanabileceğiniz diğer peynir çeşitlerini de info bölümüne yazacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şimdi peynirimi iri iri rendeleyeceğim. Şimdi bunun yanına bir iki tane hazırlık yapmak istiyorum. Genellikle fondünün yanında böyle turşu, haşlanmış patatesle ekmek servis edilir. Haşlanmış patates yapacağız. Ben baby patatesten yapıyorum. Normal patates de kullanabilirsiniz. Baby patateslerimi soğuk suya koyacağım. Hatta hemen anlatırken de yapayım. Kabuklarıyla beraber şöyle patateslerimi koyuyorum. Üzerine soğuk su ekleyeceğim. Üzerine geçecek kadar bana yeterli. Çok da böyle derin suda haşlamak istemiyorum. İçine bolca tuz koyacağım. Pişerken aroması içine geçsin. Şimdi bunu ocağımın üstüne alacağım. Güzelce haşlayacağım yumuşayana kadar. O sırada da ekmeklerimi hazırlayacağım. Ekmeklerinizi istiyorsanız direkt doğrayarak da kullanabilirsiniz. Ama ben böyle peynir fondünün içinde çok da eriyip dağılmasından hoşlanmıyorum. O yüzden böyle nasıl tarif edeyim? Kruton yapar gibi böyle yüksek derecede iyice kızartmayacağız ama böyle küp küp 150-160 derecede hafif çıtırlaşıp içi de yumuşak kalana kadar pişireceğiz ki böylece dışına peynir tutunacak ama ekmeğin içi hala yumuşak kalacak. O yüzden ekmeğimi de hazırlayacağım. Fırına atacağım. O sırada ondan sonra da peynir fondüme başlayacağım. Ekmek için şu peyniri şöyle bir kenara alayım. Ekmeğimi şöyle bir ortadan kesiyorum. Yarım baget şimdilik yeterli benim için ama fondüye ekmek hiçbir zaman yetmez. Sonsuz derecede hazırlayabilirsiniz. Şöyle ortadan kesiyorum. Ben daha iri parçalar kullanıyorum ama siz dediğim gibi istiyorsanız daha küçük parçalar da yapabilirsiniz. Tamamen nasıl yemek istediğinizle alakalı. Burayı biraz daha önce ortadan keseceğim. Ekşi maya da kullanabilirsiniz. Genelde ekşi maya ekmekle yapılıyor ama ben beyaz bageti de çok seviyorum kızarttığım için. Fırın tepsime ekmeklerimi atacağım. İstiyorsanız baharatlandırabilirsiniz. Şimdi fondünün içine sarımsak kullanacağız. Ama ben çok azıcık bunu da lezzetlendirmek istiyorum. Şöyle hafif zeytinyağı, çok çok az. Ve birazcık sarımsak tozu ekliyorum. Normalde fondünün içine zaten hafif bir sarımsak aroması vereceğiz ama ben ekmeğin üzerine de eklemeyi çok seviyorum. Böylece daha fazla böyle bir sarımsak sürprizi oluyor. Şöyle karıştırıyorum. Dediğim gibi amacım çok yağlamak, kruton yapmak değil. Sadece biraz aroma vermek. Şimdi bunları fırına atacağım. 160 derecede hafif hafif o böyle biraz kuruyacak diyelim. Sıra geldi peynirlerime. Peynirlerimi rendeleyeceğim demiştim. Şöyle daha ufak parçalara bölüyorum ki daha rahat rendeleyeyim. İri parçalar halinde rendeleyeceğim. Şimdi fondünün tarifi olur mu diyenleri duyar gibi. Alt tarafı eritme peynir. Hayır, alt tarafı eritme peynir değil. Onu böyle şarapla, buğday nişastasıyla iyice bağlayıp daha aromatik, çok daha lezzetli bir peynir eriteceğiz. Nasıl yapacağımızı hızlıca gösteriyorum. Bir diş sarımsağım var. Onu şöyle
patlatıyorum. Sonra patlattığım sarımsakla fondü kabımın ya da pişireceğim tencerenin içini iyice böyle o sarımsağın içindeki yağla aromalandırıyorum şöyle. Şimdi bunu çıkartacağım. Şimdi tencerenin içine beyaz şarap koyacağım. Ben genellikle fondü yaparken Sauvignon Blanc üzümünden olanı kullanmayı tercih ediyorum. Çok daha böyle keskinlikle, o peynirin keskinliğiyle çok daha güzel uyum sağlıyor. Ama evdeki herhangi bir beyaz şarap da çok tatlı olmadığı sürece kullanabilirsiniz, yapabilirsiniz. Şöyle bir bardak kadar, 200 mililitre civarı ekledim. Şimdi bunu ocağımın üstüne alacağım. O yavaş yavaş böyle kaynamaya başlarken, kaynamak derken fokur fokur kaynayıp böyle bütün alkolünü uçurmak istemiyoruz ama şöyle hafifçe o kaynama noktasında simmer ettiği, böyle hafif hafif fokurdadığı bir kıvama gelene kadar ısıtacağım. Onun altını açıyorum. Orta yüksek ateşte. O sırada, şimdi bunun farklı versiyonları var. Nişastayı daha sonradan ekleyenler var, şarapla karıştırıp koyanlar var. Ben genelde peynirimin şöyle üzerine serpiştirmeyi çok seviyorum. Çünkü bütün peynirlerin etrafı kaplandığı için çok daha iyi böyle bağlanıyor. O yüzden şöyle buğday nişastamı peynirlerime iyice harmanlıyorum. Aşağıya malzeme listesini gramajlarıyla beraber bırakacağım. O yüzden hiç paniklemeyin. Şöyle ama 1,5-2 yemek kaşığı kadar nişastayı da ekledim. Şimdi tahta kaşığımı alıyorum, peynirlerimi alıyorum ve ocağa geçiyorum. Bu sırada patateslerim haşlanmaya devam ediyor. Suyum kaynadığında yavaş yavaş peynirlerimi bir anda bocalamayacağım. Ekleye ekleye nasıl yaptığımı göstereceğim. Şimdi yavaştan şarabım kaynamaya başladı. Altını kısıyorum. İçine böyle şu gördüğünüz gramajdaki, yani burada yaklaşık 450-500 gram kadar peynir var. Onu böyle 2-3-4 seferde şöyle birer avuç olacak kadar eritmeye başlıyorum. Peynirim eridikten sonra ikinci kısmını ekleyeceğim. Böyle yavaş yavaş karıştırıyorum. Şimdi ilk peynirim eridi. Tekrardan içine şöyle bir avuç peynir atıyorum. Onu da yavaş yavaş eriteceğim. Şimdi istediğimiz kıvam bu sıcak tutacağımız zaman, ama eğer evde fondü kabınız yoksa biraz daha sıvı bir şekilde bırakabilirsiniz. O zaman bekledikçe biraz daha bu kıvama yaklaşacak. Şimdi size bunu nasıl servis ettiğimi göstereceğim. Evde fondü kabınız yoksa fırında ısıttığınız bir servis kabını şöyle alıp hepsini değil ama bir kısmını, kalanını da ocakta kısık ateşte sıcak bırakacak şekilde. Fondümüz bu şekilde hazır olmuş oldu. Dediğim gibi evde fondü kabınız yoksa sıcak bir kap hazırlayıp ona böyle azar azar ekleyerek de servis edebilirsiniz. Ben şöyle peynirimin üzerindeki son peynirimi de alıyorum. Çok iyi. Ağlayacağım. Ekmek, patates ve turşuyla servis edebilirsiniz. Çok iyi. Başka bir tarifte et fondüyü de gösteririm. Umarım tarif denersiniz. Kanaldaki diğer tariflere bakmayı ve mutfağın tadını çıkartmayı unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.